Arkadaşlar şu anda Gulyabani'nin olduğu mekana geldik. Hatta bana WhatsApp'tan mesajlar atıyor. Oha lan, konum atmış. Bakın şöyle size ortamı göstereyim. Böyle bir dağlık bir mekan. Yanında bir de Enes var. Merhaba. Merhabalar. Bugün Gulyabani'yi bulmaya geldik. Aynen, bugün Gulyabani'yi bulmaya geldik. Enes de gördü zaten, kendi gözleriyle şahit oldu. Kocaman bir şey, metrelerce. O kadar korkunç bir şey ki. Gözleri kocaman böyle. Aynen, direkt bana mesaj attın değil mi? Ben de o yüzden buraya geldim. Aynen, dona kaldım böyle. Bütün herkes korkuyor şu an ondan. Aynen arkadaşlar, bakın size göstereyim şöyle mesajları. Tam buraya geldiğim anda bana mesaj atmaya başladı Gulyabani. Bakın konum atmış. Doğan, attığım konumda seni bekliyorum. Seninle yüzleşeceğiz. Tek gelmezsen seni öldürürüm. Sana gizemli bir kutu vereceğim. Bu yüzden tek gel. Arkadaşlar tek gelmemi istedi. Lan abi, o ne? Enes'e o ne lan? O gerçek mi? Oğlum gerçek değildir. Mal mısın? Gulyabani mi koydu acaba bunu? Olabilir. Ben hayatımı ilk defa görüyorum. Bu ne? Oğlum bir de gıcır gıcır para. Bu kadar gerçek bir, yani sahte bir para olacağını Abi bir şey diyeceğim. Bu gerçek lan. 100 lira koymuş Gulyabani. O arkadaşlar, görüyor musunuz? Gerçek hiçbir yerinde örnektir geçersizdir yazmıyor. Bildiğiniz gerçek gıcır bir para. Gulyabani galiba buraya koymuş. Beni bir yemliyor mu, bitliyor mu anlamadım ama şu tarafa doğru gideceğiz. Konum o tarafa gösteriyor. Hadi gel Enes. Korkmuyorsun değil mi? Hayır. Zaten bundan korkan Bursa olur. Aynen, Bursa. Aynen, hiçbir şeyden korkmuyoruz Allah'tan başka. Enes. Çalı kıpırdıyor, görüyor mu? Evet. Arkadaşlar şuraya dikkatli bir şekilde bakın. Zoomluyorum. Bakın, görüyor musun? Çalı kıpırdıyor. Abi orada bir şey var. Olabilir. Gitsek mi? Bilmiyorum. Bence buraya kadar geldik, bir gidelim değil mi? Korkma. Aynen. Bak sakın korkma. Korkma. Tamam hadi gidelim. Hadi gel gidelim. Enes ben. Enes çok titriyor lan. Sanki bir şey bizi izliyor gibi. Lan. Taş sen mi attın? Hayır, ben atmadım. Enes sen atmadın değil mi? Valla ben atmadım. Evi nesi? Yemin ederim ben atmadım. Oğlum oradan biri taş attı. Gulyabani. Burada mısın? Duydun mu sesi? Evet. Allah'ım yarabbim. İnleme sesi gibi bir şeydi. Evet. Gulyabani, buradaysan bize bir işaret ver. Abi size oradan geliyor. Oraya gidelim bence, bir bakalım en azından. Aynen, bir bakalım. Bize bir tane hazine gibi bir şey verecekmiş, evet, bir de biliyor musun? Gizemli bir kutu. Allah'ım. Bence gidip oraya bakalım arkadaşlar. Şöyle hemen kendime tutayım. Gulyabani arkadaşlar, görürseniz kesinlikle yorumlara yazmanızı istiyorum. Oğlum yine ses geliyor lan. Nereden geliyor bu ses? Arkadan mı geliyor, önden mi geliyor anlamadım ki. Bu seferki arkadan geldi sanki. Aynen. Arkadaşlar bir şeyler görebiliyor musunuz? Kesinlikle yorumlara yazmanızı istiyorum. Enes. Oğlum o ne lan? Öyle bir dike görmedim ben daha önce. Bu ne ya? Abi sıkıntı olmasın. Dur. Dikkat et, dikenlere dikkat et. Bir şey diyeceğim, o Gulyabani'nin sopaları olabilir ha. Neyse tamam, onunla alalım. Bir dokunsana Enes. Şu dikene dikkat et ama. Arkadaşlar görüyor musunuz? Ben daha önce ilk defa böyle bir bitki görüyorum. Ve çok garip. Domates mi lan içindekiler? Yok abi, domates böyle mi olur? Bunun ne olduğunu biliyorsanız kesinlikle görmenizden arkadaşlar. Eğer bilirseniz sizlere kalp atacağım. Şimdi yukarı doğru gidiyoruz. Çünkü Gulyabani'nin konumu hem orayı gösteriyor hem de sesler oradan geliyor arkadaşlar. Dikkat ediniz buralarda. Arkadaşlar. Şu kayaya dikkat etmenizi istiyorum. Kayanın önünde bir şey var. Neyse Enes, gidelim. Şu yukarı doğru çıkalım da. Evet, şu an çok yaklaştık arkadaşlar. Sessiz de aynen. Sessiz olalım. Gulyabani bizi beklemesin. Çünkü ben tek geleceğim demişim arkadaşlar. Enes de geldiğimi öğrenirse belki beni öldürebilir. O yüzden biraz dikkatli olmamız lazım. Gulyabani. Ne, ben sessiz olun diyorum. Gulyabani diye bağırıyorum. Çok yaklaştık. Enes şu an ayağı dibindeyiz Gulyabani'nin. Evet. Gulyabani artık buradaysa bizi görür herhalde. Gulyabani, buradaysan bize bir işaret ver. Nereden geldi? Bilmiyorum. Şu taştan geldi sanırım. Oha, taşın arkasında olabilir mi lan? Gulyabani. Kameraya bence bir yere sabitleyelim. Gulyabani'nin gelmesini bekleyelim. Aynen, bence de mantıklı. Aynen, bir yere saklanalım bence arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi kamerayı taşın üstüne gizledik. Enes'le birlikte buradayız. Oğlum o ne lan? Abi bu ne? Şey ya, ben ilk defa böyle bir şeylerle karşılaşıyorum. Oha! Enes dur, dokunma. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bir dakika gösterelim kameraya. Gösterelim. Abi arkadaşlar bakın, arkadaşlar, şimdi size bir şey göstereceğim. Bakın şöyle bir dikenli bir çiçek gibi bir şey bulduk arkadaşlar. Bakın arkasında garip bir böcek var, görüyor musunuz? Çok yaklaşmayacağım ama kameraya yakınlaştırabilirim. Bu bir tuzak olabilir. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Bu ne böceği lan böyle? Gulyabani böceği olmasın? Olabilir. Belki Gulyabani böceğe dönüştü. Aynen. Lan mucize uğur böceği misin lan sen, dümbelek gibi. Ama bu bayağı büyük ha. Kıpırdıyor. Arkadaşlar dikkatli bir şekilde bakın. Kıpırdıyor lan, hareket ediyor. Gulyabani. Eğer sen bize bir işaret ver. O ne?
O neydi Enes? O neydi Enes? Anlamadım. Bence tam zaman kamerayı bir yere gizleyelim. Aynen. Bizi saklanalım. Nereye saklanalım? Bence bak şu kayaların arkasına saklanalım. Kamerayı da şu önümüze koyalım. Aynen mantıklı. Tamam, gulyabani yukarıdan gelecek muhtemelen. Aynen. Çünkü sesler yukarıdan geliyor. Arkadaşlar kamerayı buraya gizleyeceğiz. Karar verdik. Şöyle şuraya koyalım. Bakalım gulyabani gelecek mi? Şu anda kayanın arkasına gizlendik arkadaşlar. Bu noktada itibaren biraz testi olacak. Elimde bakın sopa var. Gulyabani'nin sopası. Gulyabani geldiği anda bunu vuracağım ve onu öldürmeye çalışacağım. Umarım başarılı olabiliriz. Çok dikkatinde gireceğiz. Enes nerede kaldı bu gulyabani ya? Ne zaman gelecek ki? Lan! Geber lan! Gitmeyenin çocuğu! Sen buna korunma sarsın lan! Öldü, cesedini çıkardım Enes, gelebilirsin. Oğlum sen demeyiz, sen değil miydin köylü çocuklarını korkutan lan? Aynen lan. Gecenin üçünde niye milletin evine girip korkutuyorsun lan milleti? Bu tek gelmiş değil mi? Lan! Enes bir şey çıktı lan içinden. Alayım mı sence onu? Al bak. Kamerayı da göstereyim. Abi bu ne? Yiyeyim lan yoksa bu? Yiyelim mi? Ben yiyeyim. Bence yemeyeyim. Niye yiyeyim? Bence yiyelim. Ben acıktım Enes. Arkadaşlar bakın arkadaşlar şöyle bir şey bulduk. Gulyabani ölünce içinden bu çıktı. Bir de bu çıktı. Oha! Abi bu ne? Bakın birisi yeşil birisi kuru. Ot gibi ama ot da değil arkadaşlar, görebiliyor musunuz? Bakın tekrar gösteriyorum. Birisi kuru birisi yaş. Şimdi birisinin tadına bakmaya deneyeceğim. Umarım ölmem. Arkadaşlar sizler için bu garip şeyi yiyeceğim. Umarım ölmem. Bayılırsam artık kanala abone olursanız çok sevinirim. Hazırsanız yiyorum abi. Çok güzel Enes Muntaz. Ne oluyor? Enes Muntaz. Doğan ne oldu? Enes Muntaz çok. Ne oldu Doğan, ne oldu? Hayır. Doğan hayır. Gulyabani bu yanına kalmayacak. Doğan uyan. Uyan. Tükür ağzındakine. Hayır. Hayır. Bu gulyabani yanına koymayacak. Yanında bir tane daha şey vardı, o nerede? Belki o bitki panzehir olabilir. Ne oldu? Doğan. Yaklaşma bak. İyi misin Enes? İyiyim. Sen iyi misin? Oğlum, neredeyiz lan biz? Nasıl neredeyiz? Nasıl neredeyiz? Gulyabani'nin attığı konumdayız. Kamera niye çek Enes? Beni mi çekiyorsun uyurken? Hayır. Enes ben niye burada uyudum? Sen bir şimdi bitki yedin, sonra bayıldın. Ne bitkisi? Nane mi yedin ben? Hayır, gulyabani'nin içinden çıkan bir bitki yedin ama bitki de değil. Büyülü bir şey yedin sen. Ne zaman yedin Enes? Az önce yedin. Hatta sonra uyanmadın, bayıldın. Bu kahve yarım saattir beri kayıtta. Kayıtta mı? Evet. Ya ben video mu çekiyordum? Evet. Ya sen mi video çekiyordun? Hayır, sen video çekiyordun. Hatta gulyabani'yi yerinde buldun. Onu öldürdün sonra. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum Enes. Hiçbir şey hatırlamıyorum. O yediğim bir şey gerçekten yedin mi? Evet, yedin. Allah Allah. O yediğim şeyden olmuş bence. Allah. Eğer ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Ama hiçbir şey hatırlamıyorum ama beni hatırlıyorsun değil mi? Seni biliyorum zaten. Bence bilincim yerinde ama ben niye burada uyandığımı bilmiyorum çünkü. Gulyabani'nin etkisinden olmalı. Arkadaşlar ben videoyu izleyeceğim. Yarım saattir şu an kayıtta. Neler yaşadığımı bilmiyorum. Ve bilincimi kaybetmedim yani. Şu an kafayı yiyeceğim arkadaşlar. Niye ben buradayım? Kapatalım bence videoyu, eve geçelim. Çünkü ben hiçbir fikrim yok şu an. Korkmaya başladım. Sana belki bir şeyler hazırlayıp hatırlatabiliriz. Aynen. Videoyu izleyince belki hatırlayabilirim. Aynen. Sizi çok seviyorum DG Fecalisi. Ne videosunda olduğumu bilmiyorum zaten ama göreceğiz. Hoşçakalın. Abone değilseniz abone olun. Linki açın. Like atmayı unutmayın. Bye bye.